Günlerden 6 Şubat 2023. Saat sabaha karşı 4.17. Tam bir yıl önce bugün saatler sabaha karşı 4.17'yi gösterdiğinde yaşandı asrın felaketi. Yitip giden hayatlar, sevdikleriyle vedalaşmak zorunda kalan insanlar, bu yıkımın bırakacağı izlerle yaşamaya devam edecek olan bedenler, hayatları boyunca hatıralar biriktirdiği evlerine bir daha dönemeyeceklerinin farkında olan kalpler. Artık yalnızca bir enkaz yığınından ibaret. Genç, yaşlı, çocuk, bebek, hiçbiri bilemezdi planladıkları gibi bir sabaha uyanamayacaklarını. Belki ertesi gün için planladıkları kahvaltıyı yapamayacaklarını. Çok sevdikleri eşlerini, annelerini, arkadaşlarını son defa gördüklerini bilmeden uyudular o gece. Emre diyordu, hani içimde bir his var, bu sefer de düğünü yapamayacağız galiba falan diyordu, üzülüyordu. Yitip giden yalnızca hayatlar değildi. Yeniden var olması mümkün olmayan kültürel mirasın da kaybolduğuna acı bir şekilde tanıklık ettik. Birçoğu için tamamlanmayı bekleyen her şey yarım kaldı. Hayat bir anda son buldu. Soğuk bir kış günü çok acı bir şekilde öğrendik yaşamı çok da ciddiye almamak gerektiğini. En fakiri de, en zengini de, en sağlıklısı da, en çok eve sahip olan da, en lüks arabaya sahip olan da toprağın altında. Bu acıyı unutmadık, unutmayacağız da. 55 saat avcundaki muhabbet kuşunu bırakmayan çocuktan sahiplenme duygusunu, 61 saat sonra enkazdan kurtarılırken önce annemi kurtarın, sesi gelmiyor diyen çocuktan anne sevgisini, kurtarın. Anneni de kurtaracağız Beyza'cığım. Biriktirdiği umre parasını depremzedelere gönderen amcadan insanlığı, 88 saat sonra kurtarılırken önce kedimi kurtarın diyen çocuktan merhameti ve gece gündüz kar soğuk demeden canla başla deprem bölgesinde çalışan insanlardan kardeşliği öğrendik. Bu topraklarda birçok kez deprem yaşandı. Erzincan depremi, Gölcük, Düzce, Van, Elazığ, İzmir ve son olarak 11 ilimizi etkileyen Maraş merkezi deprem. Binlerce can kaybı. Depremin birinci yılında o acı günü tekrar hatırlarken hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan yakınlarına bir kez daha sabır dileyelim. Umuyoruz ki gerekli önlemler alınır ve bu acılar tekrarlanmaz.